tavır egzersizlerimize devam ediyoruz. Yatağımızın kayan bölümünün üzerini kapatıp sabit bir hale getirdik. Yapacağımız egzersizde karın kaslarının aktif olduğu bir egzersiz olacak. İleri seviye bir egzersiz olacak. Hareketi yaparken hem karın egzersizi olmuş olacak, karın kaslarımızı çalıştıracağız, hem de omurgamızı mobilize edeceğiz. Bacaklarımızı uzatıyoruz. Ayak uçlarımız aşağıya doğru gösteriyor. Kollarımız düz. Nefes vererek gövdemizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Hem karnımız çalışıyor, hem omurgamız mobilize oldu. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de koltuk altlarımızın streç olması, uzaması. Tekrar nefes alarak yavaş yavaş omurgayı yuvarlayarak, kalça kemiğinden sonra omurgamı yuvarladım. Başım aşağıda. Omuzlarımı koydum. Tekrar nefes verdim. Karnımla kalkıyorum. En uzun pozisyonunu haline getiriyorum vücudumu. Tekrar yavaş yavaş yuvarlayarak aşağı doğru iniyorum. Nefes verdim. Karın kaslarım çok aktif. Omurgamı iyice düzelttim. Sonra kalçamdan başlayarak yavaş yavaş omurgamı aşağı doğru indiriyorum ve başımı koydum. Verdim nefes. Geldim yukarı. İyice açtım koltuk altlarımı. Ve tekrar yavaş yavaş aşağı iniyorum. Bel ve omurga problemi yaşayan bireyler için bir egzersiz önerimiz olacak. Yine tavır kullanacağız. Bacaklarımızı uzattık ve sabitledik. Arka bacağımızın arkası gerildi iyice. Bir elimizle bardan tutarak diğer elimizi mümkün olduğunca vücudumuzu da çevirerek geriye doğru bakmaya çalışarak ve tekrar geri gelerek mümkün olduğunca omurgamızı geriye doğru hareket ettirmeye çalışıyoruz. Sadece karın kaslarımızın veya belimizin üzerindeki kasların kuvvetlenmesi değil, buradaki kasların esnekliği de bizim yaşayacağımız ağrıların azalmasına etki edecektir. Dolayısıyla esneklik egzersizlerini mutlaka egzersiz programımızın içine dahil etmeliyiz.